Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Ben telefonumu kapatıyorum. Telefonumu kapatayım. Çünkü bir şey eksik. Çarşamba bana düşen şeyle aletleri şey yapıyordum. Zaten siz 3 hafta normal dersi yapıyorsunuz. Gene hapishanedeki halet. Onlarla paylaşıyorum. Böyle bir defteri 384 sayfalık bir defteri çaldılar. Bakacağız, denetleyeceğiz, sonra sana vereceğiz. Metris'ten Silivri'ye geçerken böyle bir defteri yok dediler, sonra inkar ettiler. Tamamen psikolojiydi. Ruhsal haletti. Piyasaya gene çıkar, birisi çıkar, onun kelamlarını evirir, devirir Harun. Satmak için almışlar. Kitap, zaten. Kitap yapacaklar. Anladın mı? Şimdi orada ya bu halet avcıdır, avcı. Olta gibidir. Bak. Bildiğim için söylüyorum bunu. Katıldım ben onlara. Bazı nurcular abi, normal şeyler hocam. Memleketteyken yazın veya kışın gittiğim zaman beni biliyorlar bu işi biraz sevdiğimi. Balığa götürüyorlar. Suat, balığa. Mesela gece götürürlerken sargana giderler. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Halet oltadır. Av yöntemidir. Av farklıdır. Ne yapar? Gördüğüm için söylüyorum. Gemide kamera yukarıda projektör tutarlar suya. Eğer yılan gibi böyle, yılan gibi yüzen sargan var. Çok lezzetlidir. Tereyağlı şey. O yüzüne ışık geldiği zaman suyun yüzünde yüzerler. Aşağıda değil. Ama kurşun gibi giderler yılan gibi olduğu için. Bu nok gibidir. Bir şey anlatmak için anlatayım. Farı tutarlar. Farı gördükleri zaman bayılır. Bayılır derken karnı beyazdır. Hemen beyaza döner. Hemen su üzerine düşerler. Kıpırdayamaz su. Hemen o projektörcü hiç oynatmaz. Gemici anlar. Oynatmaz, gemi bunun etrafına sarar. Şeyle alıyorlar abi, bunu kepçeyle daha çok yani. He, kepçe bizim gibi basitti böyle. Kepçe o projektör şey yaparken daldırıp alıyor. Evet. Bu büyük bir iş yapanlar ağ sarıyorlar etrafına. Başkasını anlatıyorum. Gündüz motor hareket ediyor. Oltayı bırakırlar, palamut gelir. Hareket. Mesela avlarlar böyle radarlar. Yunus bir yere saldırdı mı sırtı şey yapar böyle böyle. Ha, hangi yön? Onun ön tarafında hamsi sürüsü var. Mezgit ise suyun altındadır. Böyle yanına koy, oltayı yemez. Kafasına düşecek. Yani bunda şunu anlatıyorum. Balıklar bile farklı yöntemlerle yakalanır. Farklı haletler, farklı manaların avcılarıdırlar. O için anladım. Peki başka bir şey genişletiyorum. Aynı bu balık misali gibi, misal. Her bir insanın avlanma yöntemi de farklıdır. Kimisini kadınla, kimisini erkekle, kimisini parayla, kimisini makamla, kimisini kariyerle, kimisini korkutarak, kimisini vesaire yaparak avlarlar. Ustad bu nihayetsiz avlanma yöntemini altıya indirgemiş. Hucumat-ı sitede. Tamam. Sen rahat ol Erdinciğim. Dağıt, sen kameracığım. Allah razı olsun, servis yapıyoruz. Anladık mı abi? Mesela babasınız bir kısmınız. Kızınıza, oğlunuza, hanımınıza, kardeşinize, babanıza, annenize, dedenize vesaire. Herkes hepsini de eşit yapamazsın. Eşitlik adalet değildir, zulümdür. Hak sahibine hakkını vermek adalettir. Eşitlik mesela şöyle, hayvandır diye köpekle sığıra eşit muamele yapamazsınız. İkisine de ot at, köpeğe zulümdür. İkisine et at, sığıra zulümdür.
İkisi de hayvandır. Bitkilere bile hepsine eşit muamele yapamazsın. Bak bazı ağaçlar var, budadığın zaman ölüyor. İncir'i budayamıyorsun ya. O şekilde budayamıyorsun. Yani hak sahibine hakkını vermek adalettir. Mutlak eşitlik var. O zaman erkeğin binaya çıkarttığı ağırlığı buzdolabını kadın da çıkartsın. Yani olur mu? Vesaire. Ha, neyse onu geçiyoruz. Haletler av yöntemidir. Manalar avdır. Bu yazılar kâh hapishanede, adliye koridorlarında, kâh derelerde şu anda bugün attığım ses kaydı, birkaç tane önce attığım ses kaydıları derelerde, ırmaklarda yazdım ağaçlarla. Halettir, hiç buna uğraşmıyorsun. Dikenle uğraşırken pat diye geliyor. Şimdi bak, hapishanede yazdığım şey, ya Rabbi, sen bunu o alette şimdi pek anlayamayız ki. Senin büyüklüğünün zıttı kadar ben küçüğüm. Ya Rabbi, senin büyüklüğünün zıttı kadar, ne kadar büyüksen, onun tam zıttı kadar ben küçüğüm. Senin gücünün zıttı kadar ben acizim. Senin varlığının azametinin zıttı kadar varlığım yoktur. Senin ganiliğinin zıttı kadar ben fakirim. Senin merhametin kadar affına, mağfiretine ihtiyacım var. Senin şefkatinin büyüklüğü kadar merhametine, şefkatine ihtiyacım var. Hapishanede bir şey de fark ettim ki, ümitsiz, yeis, dehşete, vahşete ve sıfatlarla vasıflanmış mahkumların şahsi manevileri, maddi ve manevi havayı bozuyorlar. Ve baktım ki, hapishanede ben hücredeydim, hiç koğuşta yatmadım, tek başıma bütün şeyi. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Müthiş bir kaos var, yani bir zulmet var. Bir böyle ümitsizlik var havada. Bir böyle hava acayip. Anlatamıyorum ki böyle. Korkunç bir şey yani. Bunu Kastamonu 66. sayfada galiba diyor ki, insanların kafalarından çıkan fikirler var ya, nefs-i lemirdir, mahluktur, onu yaymış olduğu dalgalar var. Dalga var. Fikirlerin yaymış olduğu dalgalar var. Korktuğun zaman bu dalgayı köpek anlar. O boyutta. Mesela cinler anlar, melekler anlar, ruhaniler anlar. Nasıl anlar? Ya bunlar artık onların avcı dedim ya, değişik aletleridir. Mesela beyaz horoz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Mecmuatul Adab'ta diyor. Beyaz horozu evinde besleyene üç şey olmaz o eve. Etrafına gezme. Geziyorsa tabii. Üç şey. Cin, yılan ve akrep. Olmaz. Görüyor o. O beyaz horoz nasıl ki meleği görüp de ezan okuyor ya. Sabah namazı vaktini dünyaya müjdeleyen melek var. Onu görüyor, o da ezan okuyor. Atıyor. Şimdi hapishanenin üzerinde nasıl şey, öyle bir şey var mı? Ya tamam, yok. Sana yok işte. Böyle acayip bir şey. Oraya girince mesela seni anlayacağım misal vereyim. Hastaneye gittiniz refakatçım. Hiçbir şey yok, hasta olursun ya. Öyle bir kaos, öyle bir kucaklama var ki o atmosferin dışına çıkamazsın ya. Eğer orada bir Risale-i Kur'an yoksa hiç şansın yok. Refakatçı gibi. Ya hastasın ya. Orada bir acayip bir hastalık havası var yani. Sarmalamış. Bir tane sen doktorum burada. Ya doktorum Allah razı olsun. Geçen gün geldim. Çok iyi geldi senin vesileliğine. Şu şifa bul. Sana teşekkür etmek için geldim. Diyen bir tane belki olur veya olmaz. Hep hastayım. Doktora yükleme yapıyor. Yani demirdi ki bu adam. Ben hastayım, ben ölüyorum, başkası geliyor. Durumum iyi değil.
Bu ne olacak ya? Bu adama da yükleme yapıyor. Orada da yayıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Burası dershane, dershane, ev. O odada kız televizyon çalıştırıyor. Bu odada kız YouTube'da. Oğlan bilmem nerede, hanım bilmem nerede odalarında. O ev ne olur? Geldi apartmanda yaşayanla. Yani onu da sen söyledin. Mesela baktım hiçbir sebep yok, geçimsiz. Evinde de televizyon yok, YouTube'a da girmiyorsun. Sıkın. Evi terk et kardeşim. Evi terk et, değiştir. Tebdil-i mekanda şey vardır, şifa vardır, nimet vardır. Çünkü ya altında veya onun altında veya üstünde veya üstünün üstünde. Öyle yukarıdan aşağı delersen amud-u nurani var. Lanetli bir iş yapan var orada. Niçin komşular birbirlerini binaları tanımıyor? Eskide biz İçhanköy'de, samimi söylüyorum, to 500 metre ileride evde kimler yaşıyor hep müstakildik İçhanköy'de. Bir tane de verirsen sıcak aldım. Daha bir şey istemem senden şimdilik. Serbest olun ya. Rahat kahvenizde için yani. Böyle bir ders yapıyoruz. Hapishanede baktım havada ümitsizlik, yeis, dehşet, vahşet sıfatlarla vasıflanmış mahkumların bir mahkuma bakıyorsun yeis. Bir bakıyorsun bir mahkumda ümitsiz. Bir bakıyorsun dehşet, vahşet, panik, kalak, yutum. Bir sürü haletler yayıyor. Bu maddi manevi havayı bozuyorlardı. Bu havayı teneffüs edene derecesine göre sirayet ediyordu. 242 miydi Kastamonu'da? Bir gün bana da sirayet etti diyor usta. Hatırladınız? Sıkıntı bana da sirayet etti diyor. Ondan sonra şey söylüyor ya, Kastamonu mükemmel bir şey ya. O 66 mı 60 mıydı? Buhayrat-ı Muzahrefe. Buhayrat-ı yani bozulmuş buhar. Muzahrefe, muzahrefe. Evet yani o havayı bozuyor, tamam mı? 66 veya 60'ta mı? 66 mı? Tamam. Bunu hisseden, herkes hisseder, tanımlayamaz. Hastanede, evde, hapishanede, evde, al abi, bak, ben içemiyorum, o şey, dibi şey, tortu değil. Bu, herkes şey hisseder, ya bir şey var ya. Ya bugün burada bir şey var, hemen hanım der, sende bir şey var, ev aynı ev, hayır. Bir şey işlenmiş orada veya işleniyor öteki odada. Herkes bunu hisseder, tanımlayamıyor. Anladın mı? Mesela ben hiç alakam yok. Sırtımda hafif bir defter, kalem var. Bir de telefon şeyi var kayıt için. Bu kayıt benim ya kalemli veya şey kalem lazım. Böyle şeyi boşaltıyorum. Vücudumdaki enerji, İstanbul enerjisi vesaire hapishane. Yani dikenleri temizliyorum. Böyle dere yatağında rüzgarlar esiyor, tamam, bazen bir oradan bir mahluk geçiyor, tamam mı? Şahin kalkıyor, ne bileyim ya, orman. Bir halet yapıyor bana, anafor. Öyle bir manalar geliyor ki bildiğin gibi değil ya. Zihnim bu. Ben zeki falan değilim, ben o kadar şey değilim ya. Bugün bir tanesi sordu, niye sen bu tür şeylerle sana geliyor da bana, ben zeki değilim. Hakikaten değilim. Ama akıllıyım. Küfranı nimet yapmam Allah'ın ihsanı. Yani akıl demek verilen nimeti yerinde kullanmak. Yani meşgalem yok. Çoluk çocuğum olmadığı için veya dünyevi işlerim, çektir, senettir bir tane bir şeyim yok. Ben orada çalışıyorum. Teri bu. Çünkü terlemek şifadır. 5 tane diyor ya İbrahim Hakkı'da. Yürüyüp terleyebiliyor musun? İştahlı yiyip tuvalete çıkabiliyor musun? Gülüp ağlayabiliyor musun? Sevip nefret edebiliyor musun? Düşünüp anlamlandırabiliyor musun? Eşyayı manaya eşyaya dönüştürebiliyor musun? Sohbet edecek dostların var mı? Münacat ve namazların var mı? Bunlar şifadır. Sen yürüyüp terleyebiliyor musun? Şimdi uzatmayayım. Evlerde de oluyor bu halet ama tanımlayamıyoruz neyin nesi bu? Bu sirayettir. Sirayet böyle duvarı dinlemez arkadaş, betonu dinlemez. Sirayet bu. Bu sirayet kasıp kavuruyordu hapishane koğuşlarını.
Bu sıkıntının nereden geldiğini kimsenin de fark ettiği yok. Mesela kontrole götürüyorlar hastaneye vesaire. 15 günde bir falan. Neyin var falan diye. Masum psikoloji. Öyle bizim gibi dikkat ediyorlar. Bir şey olursa başımıza bela almayalım. Orada bir sürü insanlar var. Eyvallah Erdinciğim, eyvallah. Eksik olma. Sen geç geldin. Orada onlarla bir görüşme şansımız oluyor. Koğuşta değilim, hücredeyim. Hepsi Batman. Şöyle. Ayak. Yapamıyorum. Biz de gözlemciyiz ya. Sanki oraya dedektör olarak gittik, tamam mı? Öyle. Mübalağa etmeyin ne olur. Suizan da etmeyin. Her bir hareketin yani bilemem ama hissediyorum hangi cins sıkıntının ifadesidir bu. Veya şu. Bak aynı el bu. Bir tanesi yok ya. Yok. Fazla şey yapma, evde de öyle. Çok azdır. Acayip bitmin. Bunlar hepsi bir anlamı dışarıya gösteriyor. İçeriği dışarıya taşıyor. İnan hepsinin tek tek anlamı var. Böyle dinliyor. Dersi. Böyle dinliyor. Parmak değil. Tehdit parmağını kullanıyor. Tamam mı? Şimdi göreceksin. Konuş konuş. Biraz sonra görecek. Öyle boş zannetme. Tamam mı? Böyle. O başka. Şöyle içeriye. Ne anlatırsın anlat. Anlamam. İçeriye açmam. Tamam mı? Tamam nasıl dinliyorsun ya? Ben anlamıyorum da diyorum yani. Mesela satarken malı veya mahkemede konuşacaksın avukat. Böyle tehdit parmağını kullanma, tehdit. Böyle tehdit. Bu tehdittir. Bunu öne çıkarma şunu. Bu tehdittir. Bir şey satarken evin elin üstünü gösterme, avucu gösterme. Yalandan da olsa gül. Allah Allah. Tam bir deneyim için beni soktular oraya. Bu sirayet kasıp kaburuyordu. Bakıyorum böyle. İstanbul Valisi de orada. Emniyet Müdürü de orada. Denk geldik. Ondan sonra. Sen bol bol Risale, Kur'an'la mukabeleye çalış. Söz verdim. Devamlı Kur'an. Risale. Gönderiyorum böyle. Mesela oraya gittim, ayet-i kürsü okuyorum. Zaten uçağa binerken, serbinerken 7 tane ayet-i kürsü okunuyor ya. O arabaya binerken. Öne, sağa, arkaya, sola, üste, alta, yut. Öyle yapıyorum. Böyle bir daire yapıyorum. Kendim içine giriyor. Yoksa bana da geliyor. Dur gelme. Yapıyorsun gelmiyor. Mahkeme koridorları. Bilirsin de o işleri. Seviyorum bu işleri. Benim kaldığım hücrede de vardı. Ama yanımda. Kimler kalmışsa. Ha benim kaldığım hücrede baktım benim girer girmez birkaç gün sürdü. Ulan beni sıkıyor ya. Rahatsız ediyor. Uykumu bile kaçırıyor. Diyeceksin uykum da tutmayabilir. Uykunu tutmadığı zaman o binada bakın altta ve üstte üstünün üstünde bir şey var. Senin uyku tutmadığı zaman. Hemen faturayı kendine çıkarma. Suizan da etme. Yandaki komşuda da olur. Fazla geniş olmaz ama. Yan, sağ, sol bir tane yap. Ama alt üst öyle değil. Amud-u Nurani, Mekke şey gibi. Yani kendinize zulmetmeyin. Onu şey yapıyorum. Yani benim haletim niye bozuldu? Bozuk halet yansıyor kardeş. Korkma sana bir şey olmaz. Sıkıntı varsa ya o yakın dairelerde veya senin evinde odada bir şey yapıyorlar. Veya altın. Suizan etme. Ona etme ama kendine de etme. Konuşma. Ya niye uykum tutmadı? Tutmadı kardeşim işte. Bir sıkıntın yok. Endişe etme diyor.
refakatçısın ve hastanede doktorumun sırasını bekliyoruz doktor. 5-6 kişi var dışarıda doktorum, 10 kişi. Hepsinin bir derdi var. Böbreğimi ağrıyor. Keşke 6 ay önce gelseydim. Ooo, senede 2 defa kontrol etmezse, ooo, erken teşhis hayat kurtarır. Olan ecel değişmez be kahve gafil, kanser adam öldürmez, kanser teris ve silendir. Yani askerlik hepimiz yaptı, ben köprücüydüm. Ben onunla mezun oldum, ötekisi kamyoncuydu, ötekisi topçuydu. Ama hepimiz aynı miktar yaptık. Yani yuhi ve ümit Allah'tır ya, akıllı ol ya, bırak. Şimdi bir şey yoksa gidip kontrol ettirme, vesvesini arttırma, vehim ve vesvesini artır, bırak. Bir şey var mı yok, bırak işte, yaşa. Sünneti uygun yaşa. Git bir kontrol ettiğimde, bak 5 tane rahat kafadan sana vesvese sebebi açıklar. Ben doktor burada, bir gitmiştim, bak adam, bu da Nurcu, bu da doktor. Dedim nasıl? Abi hiçbir şeyin yok. Biraz diyor, şeyin diyor, yağın diyor, şey ama ilaç seviyede bir gerek yok diyor falan. Bitti. Güzel, tamam. Şimdi başkasını alsam, ooo, hemen başlangıç al şu ilacı. Adam biliyor şimdi. İyi miyiz? Bak hayatın içerisinde ders yapıyoruz. Sonra ben kaldım, hücrede de vardı. Baktım ki kasıp kavuruyor bana. Şu uykumu kaçırıyor, bilmem ne yapıyor. Zannediyorum ki sıkıntı. Değil ya, niye sıkıntı? Benim zaten hapishane gibidir ben. Ömrüm dershanede kalmış ya. Ben dershanede kalıyorum zaten. Peki niye diye baktım. Kimler kalmışsa benden önce onların timsali misalleri duruyordu. Onların hangi kimler bir bir üstlerine bindirilmiş mahkumların duyguları oradaydı. Fikirleri oradaydı. Timsali suretleri oradaydı. Sanki neredeyse onu hissediyordum, görüyordum. Onları. Bağırmalarını, isyanlarını hissediyordum sanki. Orayı bir badana yaptım. Badana yaptım, rahat ettim. Sıcak suya bir bardak, yani sıcak kaba, bir bardak sirke koy, ne biliyorsan oku, tamam. Sonra eve yeni taşındığın zaman, eğer daha önce birileri oturmuşsa o tencereye elini sok, ne çıkıyorsa. Ağzın durmasın, felek, nas, ayetekür, sameleriz, şak, şak, elini sok, çıkar. Duvarlar sıçrat, o manevi badanadır, tamam. Kim oraya boyut bırakmışsa onun üstünü örttün artık, şimdi sen varsın. 2. Akşam bulaşıkları açık bırak, bulaşık bırakmayın evde. Eğer bırakılmışsa bez örtün, tepsi örtün. Pis yere melaikeler gelmez. Pis kokulu olan yere melaike ve ruhaniyat, güzel şeyler ve büyük zatların ruhaniyatları gelmez. Temiz yapın. Evet. Ama vesvese şeklinde değil. Her gün böyle kadın paspas öpüşüyor, o kadar da değil. Tamam mı? X bir zatı biliyordunuz. 50 sene önce kilbiti, poşeti saklıyordu. Vesveseden kurtulamıyordu. Hatırladınız? Kim olursan ol, vakıf dahi olsan, evinde, kaldığın yerde öyle her türlü böyle pis şeyleri, yani 50 senelik kilbit, 60 sene önceki tüp, bilmem ne, bütün o eskimiş olan ayakkabını atmadın, atın bitti de onu saklamak, yığmak, yatağın hiç güneşe tutmuyorsun, bir havalandırmıyorsun, kalkar kalkmaz namaza hemen camını aç, soğuk da yiyorsa, hemen ya, değiş, ya güzel hava derken hava değil o, hava gibi, havadır ama değildir. Ecdat ne der? Sabahleyin kalktığınız zaman kapıyı açın, rızkınız içeri girsin. Lan hava rızık değil ki ya gül. Anlamazsın sen ben. Aç kapını. Yani Cemal. Şimdi ben baktım ki yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Sadece uygulayın.
Kimler kalmışsa benden önce onların timsali misallerini hissediyordum, görüyordum, yaşıyordum. Sonra böyle bir badana yaptım. Sirke satın aldım. Fark etmez hangi sirke. Sıcak kap, komple avukada sirke işte yani. Yani 250 gram neyse boşalttım. Ondan sonra dediğim gibi bütün kapıların içinden dışından elimi soktum. Çıkarsa sıcak su. Okuyana kadar zaten soğudu. Sok, ne kaldı yersin? Sıçrat. Ama ağzın durmasın. Oku. Eğer bunu yap, şöyle demezsen demek ki ben bir şey bilmiyorum. Öyleyse çıksın, inan. Ha, daha önce kim kalmışsa badana yaptın. O zaman evi terk etme. Allah Resulü sofrasında zeytinyağı ve sirke eksik olmazdı. Onu da batır, ye ya. Her sabah dursun. Orada niyet de önemli değil mi Hasan abi? Niyeti oluşturmak için anlatıyorum. Bilmesen, mesela bilmeden bunu yapsan niyet oluşmadığı için bir faydası yok. Neye benzer? Şuursuz olarak düşünmeden, dinle alakan yok, namaz alakan, ayakkabı giyerken sağdan giydin. Sağdan giydiğinde sünnet sevap mı alacaksın, anlayacaksın. Ötekisi bilerek giymiş. Anladın mı? Denk gelmiş. Denk getirmemişsin, denk gelmiş. Benim kaldığım hücrede de vardı. Allah Allah. Nerede olursan ol, ister dışarıda, ister hapiste. Fıtratını yaşamazsan, fıtrata zıt uygulama ortamındaysan, o şey veya orası sana hapishane olur. Hapishane o dört duvar değil. Eğer fıtratını yaşamazsan dışarısı da hapishane olur. Mesela güneşin altında kapkara kafalar yok mu? Veya yürürken bak. Yürüyor. Bu adam bu arada burada mı? Sokakta geçiyor. Veya telefonla konuşuyor. Ay, bağırıyor götürme. Şimdi orada geçtiğini bile yarım saat sonra bilmez. Oturmuş adam. Bitmiş. Esrar içmiş. Örneğin, sizmiş bir yerde. Bu işin dışarıda mı? Ustad içerideyken dışarıya hükmediyordu. Milyonlara hükmediyordu. Milyonlara hükmetmedi mi hapishanelerden? Benim mesela içeriye girdiğim zaman çok insan içeriye girmedi mi? Aslında ben dışarıdaydım. Çünkü vicdanlara tesir ediyordum. Vicdanlara gıda oluyordu. Fikirlere ufuk açıyordu. Benim içeriye girmem çok insanın dışarıya çıkmasına vesile oldu. Akıl ve fikir his cihetiyle. Fıtratını yaşamasan o şey hapishane olur. Hapishane fıtratına zıt yaşamaktır. Başka yer okuyorum. Sevgili kardeşler. Ey gidi ey. Adam nereden bahsediyor böyle? Başka bir noktada peygamberlerin gönderilmesi, gene orada yazdım. Bilinen nokta değil, başka şey. Peygamberlerin gönderilmesinden maksat, insanların her türlü dünyevi veya hatırlarına gelen mucizeleri yaşamak değil. Mekkeli müşrikler, madem peygambersin, şu olmuş olanları dirilt de, ölmüş olanları dirilt de, onlara soralım ki acaba senin dediğin gibi bir yer var mı? Biliyor musunuz? Mekkeli müşrikler demiş. 13. surenin 31. ayetinde var. Sen madem peygambersin, şu mezara götürdüler. Şu adamı dirilt. Onlara biz bir soralım. Bakayım dediğin gibi öteler var mı? Antika değil mi? Ayette bil mana cevap veriliyor. 13. surenin 31. bil mana veriliyor. Ve yukarıda zikredileni zikrettikten sonra da Kur'an hidayetiniz için gönderilmiş. Ta ki kalpleriniz huzura dolsun.
dünya ve ahiret hayatınız istikametli olsun. Yoksa sizin hevesiniz ve hevanızın her isteğin yerine getirilsin diye değil diyor peygamber. Diyor, cevaben diyor ki, bir de okuyayım. Ayette bir mana cevaben veriliyor diyor. Deniyor ki yukarıda zikredileni zikrettikten sonra da Kur'an hidayetiniz için gönderilmiş ta ki kalpleriniz huzura dolsun. Dünya ve ahiretiniz istikamette olsun. Yoksa sizin hevesiniz ve hevanız her isteğini getirilsin diye değil. Yarın da diyecek ki bizi bir götür de ondan sonra gelelim. Gidelim bakalım. Aa varmış, aa gelip yaşayalım. Yani öyle olur. Peki böyle olmuşsa, iman etmişler mi olsa bizatihi? Peygamberimizden önce İsa Aleyhisselam'da olmuş. Ölüleri diriltiyordu ya. Kalktı adam konuştu. Eski tarihi bir mezar kalktı. Ve onların yanında sordu. Tamam kalktınsa biliyor musunuz onu? Kalkmış. Tarihi bir mezar. Beni İsrail, Yahudi alimleri demiş ki madem peygambersin bu ölüyü dirilt demiş. Dirilmiş. Ne dediler? Görmüşler ve ölü onunla konuşuyor. Dirilmiş. Toprakların üzerinden dökülmüş. Dedi ki ya filani tamam madem kalktın gel çık yaşa demiş. Ne demiş ölü biliyor musun? Ey peygamber sen olmasaydın ben bu rahatsızlığı kabul etmezdim. Bizi rahatsız etti. Demiş ki ey peygamber ben dünyaya gelsem tekrar ölecek miyim? Demiş bak doktor. Bak bak. Evet dedi. Vallahi ben ölüm acısını bir daha tatmak istemem. Ölüm acısını ben bir daha tatmak istemem. Madem sonunda öleceğim artık ben gelmem. Buna ait var mı Resulullah'ın? Talebesi var mı? Mesela gelip yemek yiyor. Ya gelip yemek yiyor 19. yüzyılda. Bir de çocuğa kız çocuğunu boğmuş. Yani canlı canlı gömüş atmış. Müslüman olduktan sonra ya Resulallah şuraya kız çocuğumu atmıştım. Ona sesleniyor ya filani. Değil mi? O ne diyor? Lebek ya Resulallah. Tekrar peder ve validene dönmek ister misin? Tam bir fırsat. Kız söylüyor, kıza söylüyor, o da duyuyor. Tamam hatta gel. Hayır ya Resulallah. Onlardan daha hayırlısını buldu. Öyle değil. Bak bu noktada bakın yani ilginç oldu. Başka bir sahabe ölüyor orada. Allah Resulü kalk dedi. Kalktı bizimle yemek yedi diyor. Şimdi orada mezar için ölü evine toplanmışsınız. Yarın gömülecek tamam mı? Adama Resulullah imanınız ne olur ya? Küfrünüz de o nispette olur. Kalktı adam toplandığınızda ölmüş. Orada sarılı. Kefene kalktı seninle yemek yiyor. Nasıl yemek yersin sen burada? İmanın mı olur Yasin? Ha onun zıttı kadar Ebu Cehil'in küfrü arttı. Tahmin et şimdi. Onu gördü iman etmedi biliyor musun? Ya peki bunun benzerini yapsaydı gene ayette söylüyor. Cehenneme girseler diyor. Ya Rabbi. Değil mi Kur'an'da bu manada. Ya Rabbi bizi dünyaya dönder. Cehennemde yaşıyor ha. Cehennem azabı çekiyor. Bak nasıl kul olacağız. Allah bilmiyor mu? Ne diyor biliyor musun? Bak ta ki o insanları dünyaya getirsen tekrar cehennemden çıkarıp hadi bakalım kulluk yapın. Gene eski hallerini yaşarlar. Peki bizde de öyle depremde Allah Allah diye bağırmadık mı? 2-3 gün sonra aynı eski hali, hayatı yaşamadık. O zaman Allah sizin mucize gösterilmesindeki hikmet, hevesinizi, arzularınızı tatmin etmek değil, iman edebileceğiniz kadar harikaların ortaya konması içindir. Mucize böyle oyuncak değildir. Yani hidayete, huzura, istikamete ve senin aleminde delil olmaya yetecek kadar yetiyor. Çünkü her sahabe mucize görmedi ki. Hasan abi bir şeyde cismaniyet dersinde demiştiniz ki yazmış hatta Risale'de yazıyor.
beden kullanılmayacak kıyamet koptuktan sonra. Yalnız şey, Üstad Hazreti söylüyor, dünya tamir edilip şey olduktan sonra geldiğinde kullanılacak. Öyle diyor. Hı. Ama ondan sonra o mevcut... Cismaniyet kullanılacak. Yani beden kullanılacak ama kanuniyet olarak duracak. Niye duracak? Buraya geldiğinde, gezemediğin gün yani göresin diye. Ama Mektubat 57'de diyor ki abi, evliyaların çoklarını bedeni misaliyle dünyaya gönderen. Evet. O zaman bunların kıyameti kopmuş. Ona nasıl bakmalıyız? Kıyameti kopmuş, kıyamet bu tür şeyleri sebep-sonuç ilişkisiyle olan ve ahireti ahirette bekleyen bilenler içindir. Onlar burada yaşadıkları için, zaten burada oraya yaşadıkları için, orada da buraya yaşıyorlar. Aynı şey. Yani onların o zaman burası gezinti gibi oluyor. Gelip geziyorlar. Geziyorlar. Şu anda geziyorlar. Onların zamanı farklı. Çünkü onlar burada yaşarken orayı yaşıyorlardı. Burada, buradayken orayı yaşayanlar, oradayken burayı da yaşama hakları vardır. Şimdi orada aşırı mı inene bitti mi onlara? Allah bizim bildiğimiz gibi değil abi. Değil mi? Yok. Harika cevap işte Erdinç. Hepsi surete denilen olacaktır Erdinç. Hepsi olacaktır. Mesela şöyle diyeyim, bir misal. Senle ben cenaze evine gittik abi, köyde. Senin nereliydin abi? Bulgaristan göçmen. Tamam, Bulgaristan'a gidelim abi. Hiç gitmiyorum abi. Tamam, o zaman gidelim. Gidelim, köyünüz oraya. Şimdi cenaze evindeyiz abi, ceset öteki odada. Köylü toplanmış. Ölüye nasıl bakarlar? Sen nasıl bakarsın? Buradakiler nasıl bakar? Ben nasıl bakarım? Bir daha gelmeyecek, ezeliye bedo, kapandı gözünü, bitti. Şimdi o cesede sen nasıl bakıyorsun? Bugünkü dersi dinledin mi? Ahiret nerede, ahiret nerede diye WhatsApp'tan bir şey yaptım. Nur dersinde de var. Bülent abi de attım. 5-6. Oysa ahiret bir yer değil. Orası burası. Burada orayı yaşıyorsun. Zaten yaşıyor. Şu anda yaşadığın hiçbirisi burası değil. Hep o. Neyse onu bir dinlersin. Anladın mı? Yani sen o köylünün ölüye baktığı gibi sen bakar mısın? Şimdi nerede? Bir tanesi dedi ki, mezarda böyle ağzını yamultuyor. Öyle dokundu ki bana, kadın. Hani telkin sen ver dedi ya. Bu ölü duyar mı telkini diye bir ses attım WhatsApp'ta. O orada kızmam şeyi. Telkini verdim. Yukarıda ben endekte o. Kadınlar da gelmişler, de gelmiş. Hoca efendi, ne dedin sen ona? Bir şey demedim. Devam ediyor. Sanki duydu mu? Senin söylediğini duydu mu? Diyor. Sen çocuk doğurdun mu dedim. 4 çocuk anasıyım dedim. Senin karnında çocuk var iken, senin düşüncelerin, fikriyatın, konuşmaların dışında hariçten birileri sana bağırsa, Kur'an okusa, küfretse, iyi ve kötü söylese, senin karnındaki çocuk etkilenir mi, etkilenmez mi? Senin karnındaki çocuk, senin dışında ve senin fikrin ve hissiyatın etkilendiği kadar, duyduğu kadar bu da duyuyor, dedim. Duydu mu? Duymadı. O duymadı, işitti. Anladık mı bak? Anne karnındaki çocuk, annenin fikriyle, fikirleriyle, hisleriyle, duygularıyla, yediği gıdalarıyla etkileniyor mu İbrahim Ali? Etkileniyor. Anne karnındaki çocuk kabirdir. Hatta şundan daha acayip kabirdir. Mezardan daha kötü, daha zordur. Anne karnındaki çocuğa annenin fikirleri, hisleri, duyguları, haletleri ve yaşantısını ne kadar çocuk duyuyor, etkileniyorsa mezarda yapılan telkin de ölü o kadar fikirlenir, hislenir, latifelenir ve eyleme geçirir. Duyduğu kadar duyuyor. Senin çocuğun duyduğu kadar duyuyor. Peki ne yaptılar? Bir anda şaşırdı. Mevlüt dışına geldi zındık birisi. Diğer kadınlar ama doğru değil tabii, doğru değil ama yani ben başka bir halet için söyleyeceğim. Bu Müslüman alkışlamaz.
Fakat şey orada hırtlana bu böyle cevap verilince öyle koyun diyormuş. Meğer cenazeyinde ne bekletiyorsunuz? Atın ya bu şey diyor gitti diyor bu şey oldu falan. Gece de öyle diyormuş. Bu cevabı da kadınlar diğerler alınca bir kıyamet koptu. Baktım kadın çekip gitti. Dedim ki bu akşam da arkadaşlar ey Müslümanlar hem erkek ve kadınlar bu akşam cenaze evinde sohbet yapacağım bu manada. Ölüler duyar. İnan gittim cenaze evinde taziyede sohbeti. Bir sayfa Yasin okudum. Ondan sonra 15-20 dakikada bunu anlattım. Mutlaka o arkadaşımız giden o bacımız da gelsin. Ama tabi bu cevabı alınca bir daha geldi mi gelmedi. Bilmiyorum belki gelmişti. Ne bana mı denk geliyor ya? Duydum hoca efendi senin konuştuğunu. Karnındaki çocuğun seni duyduğu kadar o da duyuyor. O çocuk hangi yolla, hangi şekilde gelmişse bu insan da burada ölüyor, orada diri. Aynı yolla oraya doğdu. Hangi yola, aynı mezarlık ona benziyor. Anlayan anladığı kadar. Bak, dünya ve ahiret hayatınız istikamette olsun diye mucizeler oluyor. Yoksa sizin hevesiniz ve hevanızın her isteğini yerine getirilsin diye değil. Resulullah birisi o kuzu geldi, dirildi ne oldu? Ölü dirildi. Adam kalktı su yemek yedi. Ötekisi çocuğa bağırdı, onlar da seyrediyordu. Ay ikiye böldü. Yani ölünün dirilmesi bir şey değil ki, parmağına su akması şeydir. Daha zordur. Ne yaptı? Sihir bassın dedi ya. İman etmeye, et mi? Ya Yahudi iman eder mi? Etmeyenler Yahudi mi? Yahudi zihniyeti. Allah istediğine hidayet verir ki bir manası. Allah istediğine hidayet verir. Ne demek manası? Allah'ın hidayeti diye değil. Bak, Allah'ın hidayeti Allah'ın istediklerinin bütünlüğünde içindedir. Mesela ayette şöyle geçiyor. Allah istediğine hidayeti verir. Demek bende hidayet yoksa Allah bana hidayeti vermedi. O da sordular o cenazede. El cevap nedir? Allah istediğine hidayeti veriyorsa Allah'ın istediği gibi yaşarsan Allah'ın hidayetini almış olursun. Allah bak bir daha Allah istediğine hidayeti veriyorsa hidayet çünkü öyle gökten gelecek bir şey değil. Bir nimettir, realitedir, nefsül emir bir enerjidir. O sana verilmesi lazım bunun sana verildiği gibi. Allah hidayeti istediğine veriyorsa sen de Allah'ın istediği gibi yaşarsan istediğini alırsın. İstediklerinin bütünlüğü içindedir. Allah'ın hidayeti Allah'ın rızası içindedir. Yani eylem içindedir. Hidayet istiyorsanız Allah'ın istediklerini yapın. Hidayet onların tercihinden sonra verilendir. Hidayet Allah'ın istediklerini senin istediklerinden ayırıp tercih etme nispetindekinin adıdır hidayet. İstediği gibi olursanız istediğinizi alırsınız. İstediği gibi olursanız istediğinizi ondan alırsınız. Peygamberlerin gönderilmesi nimettir. Onun gitti. Yani mesela birisi vardı yanımda. Mezara gittik böyle. Kur'an okuyorduk. Cuma'dan önce, yarım saat önce. Yanımda işte talebe vardı bizim. Ya dedi, İslamsız, imansız nasıl yaşıyorlar? Ne olduysa ona. Körpe bir dima, yani taze bir çocuk elin. Ya diyor, niye? Ya İslam olmasa diyor, ya benim akıbetim bu mezarlık. Şu anda anlamayız biz onunla neler hissettiyse. Akıbetim şu mezarın altına diyor ki toprak. Bu yaşanamaz dedi ya. Ne yaşama? Ya ölmeden önce öldüm ya, benim akıbetim bu mu olacak? Ama anlatsana dedi ya, burada değildir değil mi ya? Dedi, değil tabii dedim, burada ne işi var? Mezarlıktan korkuyorlar. Ona siz ölüden niye korkuyorsunuz? Delilerden korkun diye ya. Ne demek o? Mezarlıkta kimse yok ki.
kafirse merhameten Allah mezarda kimseyi tutmaz. Orada tutar mı zındığı? Allah düşmanını toprağa tutar mı? Veil çukurundadır. Allah dostunu toprakla tutar mı? Ağladadır. Orada kimse yok ki. Onun için mi diyor Hazreti Ali seyahat ederken kalacağı zaman dair bayide mezarlıklarda yatarmış. En güvenilir yer olur. Kimse yok. Kimse yok. Peygamberlerin gönderilmesi nimettir. Ya Risale-i Nur okudun mu? Burası, orası, orası, burası karışıyor, tamam mı? Fikirleri çok rahat misaller veriyorsun. O kadar, o kadar acayip seyrediyorsun ki, seyir-i seyahat ediyorsun. İnsanların akıllarına sanki bataklıkta geçeceksin. Fahim Harun, hayal et bataklık. Böyle tip insanlar, o kadın var ya onun gibi. Onun adamlara sanki kadına böyle basıyorsun, tak tak çamurdan geçiyorsun. Gömüldüğü batak sana taş oluyor. Bir misal bak, anne karnındaki çocuğun seni duyduğu kadar duyar. Ne diyecek? Bilmiyorum. Yeni psikolojide gitsin öğrensin. Çocuk psikolojisi bozuk gelenler var bebek. Doktorum bak ne yapıyor? Böyle yapmıyor. Bak öyle kafa sallıyor. Bu ne demek? Bak Atakan böyle yapmadı. Çok çabuk evet evet evet. İyi ki Risale-i Nur'u tanıyoruz. Öyle yerde geçiyor ki ben bugün hava şeyindeyim, uçakta geçiyor ama memurla anlattım. Ondan sonra ya dedi bu dedi geçmez dedi kilon dedi git şeyine dön. Tabii can, senin güzel canın sağ olsun dedim. Hemen üzülmeme hemen yapayım halledeyim. 5 kilo 6 kilo fazla. Ya dedi bunu beyefendi dedi şey yap, hemen dedi şey yapın dedi. Senin güzel güzel canın sağ olsun. Canın hemen yapayım hemen yapayım. Dur bir dakika, bir dakika. Geç git kardeş. Ya dedi ki, ya ne güzel şey ya, bana itiraz etmedin ya. Niye diyeyim kardeşim, ben seni tanımam, sen beni tanımasın. Ey güzel insan, ben sana, sen bana düşmanlık için söylemiyorsun ki, olması gerekenleri söylüyorsun. Yani senin ben ne hakkım var senin moralini bozmam? Ya tamam, tamam. Her yerde geçiyor diye söyledim. Uçağa bindim, bir şey istiyor musunuz beyefendi? Böyle yapıyor. Yok diyorum. Çok sağ ol. Eksik olmadım. Kur'an okuyorum. Gitti geldi. Bir de evdi geldi. Hostes ya. Bakarsın şey dersin ya dışarıda. Çok ihtiyacım var. Bana dua eder misin? Ondan sonra gene Kur'an okuyor. Şimdi geçiyor. Ondan sonra herkese fındık içi veriyor torbalarla. Tamam mı? Ben okuyorum, hiç bana azaltmadı. Baktım üç tane herkese, yanımdakiyle birer tane bana şak diye kucağıma üç tane fındık içi atıyor. Bu imanın güzel alametidir. İhtiyacım var, eğildi. Ondan sonra hiç demeden çay getirdi. Acaba bu milletin evladı Müslüman ya. Güzel insan, canını sıkma hemen halledeyim. Ondan sonra. Acayip bir şey ya. Adam diyor ki, bak şimdi, ya bilgisayarı çalıştırınız mı efendim? Ya ne çalıştıracaksınız zaten şey? Diyor, bak beyefendi, bizim için uğraşıyor. O seni zahmet çekmen için, hakikaten öyle. Seni zahmet çekmen için uğraşmıyor ki. Doğru söylüyor. Ya, o uyguluyor. Yani senin gibi güzel insan, kötü niyetli değilsin ama herkes de senin gibi değil. Onun için bunların alet olmadığından güzel niyeti, kötü niyeti olanlar bilmez. Onun için bilgisayar aç diyorsa aç dedim ya. Niye canını sıkıyorsun? Şimdi adam of be ya. Böyle adamlar da mı var diyor. Yani bak duydum. Yani ben bir şey yaptım anlatmıyorum. Burada ne anlatıyorum biliyor musun? Aldığımız ahlakı, terbiyeyi, Risale-i Nur'dan aldığımız terbiye. Diyorum ki kabirde de, havalimanında da, fabrikalarda da, mezarda, mezarlıkta da geçiyor. Cenaze evinde de geçiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Formül. Risale-i Nur öyle bir şey ki hayattan kopuk değil ki. Bu ders dışarıda da göreceksin. Peygamberlerin gönderilmesi nimettir. Onu getirdiği Kur'an da ayrı bir nimettir. Peygamber ayrı bir nimettir. Ama Kur'an bambaşka bir nimet. O zaman nimet içinde nimettir. Kur'an içinde. Kur'an peygamber içinde peygamber. Peygamber ayrı bir nimet. Kur'an da ayrı bir nimet. Hiç onlarla
benzemeyen iman bambaşka bir nimet. Mezarın toprağın üstünü kaldırıyor. Herkesi korkutan kabir, bizde seyahat pasaportu. Yani seyahat edeceğiz. Ondan sonra tebdil mekandır, itlak-ı ruhtur, pasaport dairesi diyor. Herkesi dehşete sokana Nurcu'ya diyor ki pasaport dairesi. Ya nasıl bir şey ya? O zaman nimet içinde nimettir. Kur'an ayrı bir nimet, peygamber de ayrı bir nimet. Nimet içinde nimet. Nimet içinde nimettir Kur'an. Birbirine giydirilmiş nimetlerdir peygamberle Kur'an. Birbirine giydirilmiş nimet. İsrail adıyla bilinen Yakup aleyhisselam, Araf suresi 105'te geçiyor. Yakup aleyhisselama onlar İsrail diyorlar. Yahudi. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan 3 yaş büyüktü. Kardeş. Dağlar ve kuşlar emrine verilmişti. Kim? Davut aleyhisselam Kur'an'da ilim, hikmet okurken Kur'an hapishanede. Onlardan bir şey yazmışım. Davut aleyhisselam Kur'an'da ilim, hikmet, adalet ve güzel konuşma verilmiş. Dağlar ve kuşlar emrine verilmişti Davut aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam ise Davut aleyhisselamın oğludur. Ne verilmiş? Cinleri ülke savunmasında, kuşları haberleşmede ve su bulunmasında kullanırdı. Biz olsaydı altın nerede diye sorardık. Bir tanesi dedi ki, abi dedi, ya hocam dedi, abi değil, Nurcu değil. Ya evliyalık nasıl oluyor dedi. Ya dedim bu işlere karışma dedim, ya bu zor işler falan. Yok dedi, ben evliyalık nasıldır onu öğrenmek için. Ne yapacaksın dedi evliyalık. Bak adama bak, evliyalık istiyor. Çok anlatmışım onu. Ya dolmuştan kurtulurdu. Havada gidecekmiş. Onun için evliyalık istiyor. Bu adam, bu adam adamdır. Daha adama benziyor. Semud kavmine Salih aleyhisselam gelmiş. Niye söyledim? Süleyman aleyhisselam nerede kullanıyormuş? Bir tanesi X beni aradı. İstihbarat. Ya cinleri nasıl kullanacağız sizin diye bu konuda ilminiz olduğunu, istihbaratı nasıl kullanacağımızı cevap vermedi. Memleket adına dedi. Ha o zaman dedi. Yeni dedi, bakıma geldi. 3-4 gün önce sordum. Kim olduğunu da bilmiyor. Ben anlamam kardeşim bu işlerde. Semud kavmine Salih aleyhisselam gelmiş. Hud aleyhisselam sonra gelmiş. Salih aleyhisselam kavmi dişi deve ile imtihan oldular. Dişi deve. Renkli deveymiş. Salih aleyhisselam kavmi dişi renkli deve ile imtihan oldular. Renkli deve ile imtihan oldular. Renkli deve. Renkli. Siyah beyaz değilmiş. Dişiymiş. He? Dişiymiş. Dişiymiş. Deve örgücü gibi. Hey, anlayan anlamıştır. Anlamayan da anlamamıştır. Niye anlamamıştır? Anlamadığı için anlamamıştır. Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselamın kardeşi. Haran'ın oğludur. Haran'ın oğludur Lut aleyhisselam. Ne o? Lut kavmin peygamberiydi Lut aleyhisselam. Sahabelere peygamberimiz aleyhissalatü vesselam güveniyor ve güvenin de dediği halde birisi dese ki sahabeye nasıl güveneyim, nasıl dersin? Mesela sahabeye nasıl güvenelim? Yani ondan gelen haberi. La peygamber ona güveniyordu. Peygamberin güvendiğine güvenmeyecek misin? Anladınız mı? Sahabeye güvenilir mi? Peygamberin güvendiği kadar güven. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7. lemada galiba sahabelerin sıdık ve adalet üzerinde olduklarını Allah ayette söylüyor. Sahabeler. Peygamberin güvendiğine sen mi güvenmiyorsun? Kimsin sen? Akıllı ol. Ben falancanın oğlum. Hayalimi özlüyorum diye anlatmış mıydım?
Hapishanede hayallerimi özlüyorum. Bunu okuyayım. Ondan sonra keselim. Bu da ilginç. 16.9.217 Silivri. C84. Hapishane hayatındaki sıkıntıların en büyük sebeplerinden bir, kanaata alışmamak. Yani niye sıkıntı olmuş? Sivil hayatta kanaati yoktu. Şu anda buradayım ben. Burayı oynuyorum da. Yani ruhlar aleminde sahne aldık. Dünya, kabir, haşir, berzah, sırat köprüsü ahirete doğru gideceğiz. İnsan kendisini inşa edecek bir filmin başrolünü oynuyor. Hani bir film çevrilirken diyelim ki Endonezya'da çevirecek. 3 dakika için gidip orada sahne alıyorlar. Geliyorlar Arabistan'da sahne alması lazım. Dünya Türkiye'de alacak. Nasıl ki 3-5 dakika için bu Türkiye'ye geliyorlar ya. Dünyada da bir sahne alacağız. Film biraz uzun. 2 aylık film. 1 saati dünyada geçiyor. Risale'den kimi söylüyor? 2 aylık mesafede bir gün sonra diyor. Bir istasyon olur diyor. 2 aylık mesafenin bir günü dünyada sahne alınıyor. Tamam? Ben de hapishane nedir? Bu filmin içerisinde filmdir. Bak ben nasıl bakıyorum? Şimdi sahne aldım. Başrolde oynuyorum. Yani kaç dakika sürecekse bir gündür komple dünya hayatım benim. Hapishane hayatım da o bir gün içinde kaç dakikadır? Öyle bakıyorum ve şimdi sahnedeyim. Hapishanede yalancılıktan adam girer ya hapishane, film çeviriyor. Film çevirirken yalancılıktan giriyor. Yalan da şarkılar falan söylüyor. Lan bir gir de görelim. Şimdi ben hakiki orada film alıyorum. Burayı oynuyorum da bu hayata kanaat et. Şu anda demek ki hapishanede hapishane olmasının sebebi kanaati olmayanlar orada. Birincisi bu. Ben nasıl bunu açtım? Ben film çeviriyorum. Başrolde benim. Filmin bir parçası hapishanede geçmesi lazım. Onun için oradayım. İki, buradayken hayalen dışarıda olmak, bak buradayken hayalen dışarıda olmak insanı acıtıyor. Hapishanedesin ama dışarıda olmak istiyorsun. Hayalini, düşünceni hep dışarıya taşırsan seni hapishane acıtıyor. Hayat şöyle bir şey farz ettim. Bak. Hayat şöyle bir şey fark ettim. C2-15 koğuşundaki kurduğum hayal, bak C2-15. Koğuşta kurduğum hayal, C11-84'teki hücreye sürüldüğümde o hayaller de yok olmuştu. Ben şimdi o hayalimi özlüyorum ama gelmiyor. Gelse bile eskisi gibi ciddi beni rahatlatmıyor. Sen hiç duydun mu? Hayalimi özlüyorum diyeni. Hayalimi özlüyorum. Aynı hayali kuruyorum. O zevki vermiyor. O zaman hayalimi özlüyorum. Demek her bir mekanın ve zamanın ve ortamın içerisinden çıkan hayalin zevki o zamana, o mekana ve içindeki şahıslara ve eşya ile çok alakadardır. Şu anda kurduğunuz hayal, evinize gidin. Aynı kurduğunuz hayali kurun, bu keyfi alamazsınız. Demek ki hayalimizi etkileyen, hayali nerede kuruyorsunuz? Mekana, zamana, şahıslara ve yaptığın işe. 4. Mekana, zamana, yaptığın iş ve mekana, zamana, oradaki bulunanlara göre değişiyor. Demek her bir mekanın ve zamanın ve ortamın içerisinden çıkan hayalin zevki o zamana, o mekana ve içindeki şahıslara ve eşya ile çok alakadardır. Onlar yok olunca hayalin içi boşalıyor ve gerçekliğini kaybediyor. Demek anladığımız gibi hayal hayal değil. Kurduğun hayal hiç değil. Yani kurduğun hayal, hayalin canlı ve ruhlu olduğunu, bak yeni işte tespit ettim. 88 sözlerde geçiyor. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur.
Ne demek? Ben diyor küçüklüğümde hayalimden sordum. Hatırlayın. Sana 1 milyon dünya hayatı ve dünya saltanatı senin olacak. Sonunda hiç olacaksın. Bunu mu istersin? Yoksa 60-70 sene sıkıntılı bir hayat. Sonunda ezeli ve ebedi olacaksın. Birincisinden ah. İkincisinin of be elhamdülillah dedi diyor. Kime teklif etti bunu? Kuvve-i hayaliyeme sordum diyor. Ne dedi? Fani istemiyorum ne kadar büyük dayı olsa. Bunu diyen kim? İsteyen kim? Hayal. O zaman hayal sorulabilendir, idrak edendir, şuurludur, akıllıca cevap veriyor. O zaman hayal hayal değil. Hayal canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Soru soruluyor, cevap alıyorsun. Peki ben hayal kuruyorum, o hayata yön veriyorsun. O zaten duruyordu. Merak eden 88 sözlere gitsin. Hayalimde, küçüklüğümde hayalimde sordum diyor. Kurduğum hayal hiç, hiçlik değil. Yalnız maddi ve cismani vücudu şimdilik yok. Bunlar nispi varlıklar arasında gezerken gördüklerim benim. Öyle nispi, hayal ile dolaşıyorum. Hayal böyle bir şey. Hiçlik var olmayan yani hiçlik insanı acıtır. Acıtır mı? Hayal seni acıtmıyor mu? Hayal seni rahatlatmıyor mu? Peki hiç ise, anlamsız ise seni nasıl acıtıp da keyiflendiriyor? Seni hapishaneden çıkarıyor. Öyle bir hayal kuruyorsun ki dışarıdayken seni hapishaneye sokuyor. Hayali mekanı bu beden mi oluyor abi? Beden. Hayali mekanı beden. Ya buradan çıkarsın ya burada olursun. Hiç bir derdin yok. Arabayı aç. Batsın bu dünya. Minibüslerde de geçiyoruz. İndir beni dünyaya. Dinsiz bir tanesi. Bir sitem gönder Allah'a. Sitem. Bunlar ne yapar seni? Dünyanı kaosa çevirir. Hiç derdin yoktu. Dertlenmeye başlarsın. Ulan şurada bir çay içeyim diyorsun. Bir kafeteryaya. Bir bakıyorsun derdin yok. Bu sende. Ah ulan ah. Lan ne yaptı seni? Berbat etti seni. Evet, hayal hayal değil, canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü soru soruluyor, seni rahatlatıyor ve sıkıyor. Sana 1 milyon sene mi istersin, yoksa sonunda hiç? Sonra 60 sene bir, kısa bir hayat ama sonunda beka. İkincisini istedim diyor. Kim diyor? Kuvve-i hayaliye. Öyle şey değil, anladın mı Erdinci? Öyle bir hayal, bizde cansız, ruhsuz, şuursuz bir şey yok. İlim de canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir. İlim onu tard eder. Çek 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 dışarıya çek. Dedi, derse ilim vesveseyi tard eder. Vesvese Risalesi 276 sözde. İlim onu tard eder. Ne demek? Canlıdır. Canlı olan tard eder. Kitaptaki yazı tard edemez ki. İlim, atom olmayan vücudu var yani. Evet. Nefs-i lemirdir. Atom olmayan vücudu var. Hayalin. Ve bize etki yapıyor. Evet. Yapıyor. Geçen demin de o Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettiniz ya abi. Cinlerden. He. Belkıs validemizde şey cinle insan arasındaydı diyor. Evet. Belkıs neyle arasında? Cinle insan arasında. Evet. Nasıl oluyor abi? Çünkü babası başka, annesi başka cinstendi. Her neyse fazla soru sor. Burası burası değil. O şeyde yazıyor Saadet-i Ebediye'de attılar da geçen gün. Evet. Hava yoluyla şey. Hava. Yani horoz tavukla nasıl çiftleşirse insanlarla da öyle çiftleşebiliyorlar. Şafii mezhebinde var. Karıştırma. Ya karıştırma. Ali'nin kafası karışıyor. Allah Allah. Biz bir şey bilmiyoruz. Bilen biliyor. Bilmeyen de bilmiyor. Niye bilmiyor? Bilmiyor. Acaba hayalimizde mesela bir, ne bileyim böyle bir şey mi yani? Bunlar onun vücudu o mu yani? Hayal üstündür onlardan daha fazla. Daha mı? Tabii hayal çok kaliteli hayata sahip. Hayatın şey hayalin vücut haricisi var böyle. Böyle atom değil, mahluktur. Karşına alırsın. Daha kesif yani. Ben hayalime sordum diyor. Kuvve-i hayaliye sordum. Tabii ustad ne anlatıyor? Ustad hepsini dedi. Anlayanı anlıyor.
anlamak isteyin. Ama başkasının cebine aklını koyarsan, onun gözlüğüyle bakarsan, bunu duyduğun anda da itiraz edeceksin. Peki, ben bu... Risale'den söylüyorum, itiraz ediyorum. Nur bilen. Kuvve-i hayalime sordum diyor. Abi teşbihtir. Tamam. Tamam kardeş. Bak, her bir suretin hakikati var. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Kuvve-i hayalime sordum diyor. Böyle mi istersen öyle mi? Madem hayal hayaldir, alem misalin dairelerine geçip yatarken ne kadar keyif lezzetler yapıyoruz, terden soluyoruz, gusül yapıyoruz. Onların cinlerle bir alakası var mı abi? Müdahale edebiliyorlar. O cinler oraya giremez herkese. Ama mesela o hayaline müdahale edebiliyorlar. Rüyana müdahale edebiliyorlar. Yani sen yetki verirsen, sen yetki vermezsen kimse veremez. Sen hürriyetini kimseye vermedikçe kimse gelip hürriyetini alamaz. Şöyle diyeyim. Buraya arılar geldiği için çiçek koymuyoruz. Bu ne olur bu misali öğrenin. Buraya arılar geldiği için ya madem gelmiş çiçek koyayım diye çiçek konulmaz. Çiçek olduğu için arı gelir. Burası temizdi karınca geldi ya madem gelmiş şeker dökeyim demiyorsun. Şeker olduğu için karınca gelir. İnsanın ruhu çekmedikçe, bozuk olmadıkça cinler, ervah habise, şeytan musallat olamaz. Yani şeytan musallat olduğu için, cinler musallat olduğu için bozulmuyoruz. Ruhumuz gıdasız ve bozuk olduğu için onlar musallat oluyor. Ha, tövbe istiğfar kesinlikle bütün kapıları kapar mı? Kapar. Samimi, Allah ayette diyor ki, tövbe edin, istiğfar edin, imdadınıza yetişin. Allah dedi mi böyle? Dedi, bitti. Şimdi bak, yatsı namazına dua ettirdin değil mi? وَتُبَا لِيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُتَابَةً نَسُوَا مِنَ الَّذِينِ زَفَالُوا فَيْشَةً اَبْزُرَامُوا اَنْفُسَكُمْ ذِكَرُ اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِي زُنُوبِي وَمِنْ يَغْفِرُوا زُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ الْحَيُّ الْقَيُّ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِيَلِكِ 11 defa 33-99'da 11 defa yap ya akşam yeter. Bir de nikah şeyi mi yaptınız? Evet. Peki yaptığınız kabul oluyor mu? Şimdi mesela hanımlar yok, o sayılıyor. Kabul oluyor diye inanırsan kabul olmuştur. Olmamış diyorsan olmamıştır. Bilmediğimden söylüyorum. O zaman tam olmuş. Senin nikahın kabul oluyor çünkü nikah yetkili sensin. Allahümme inni uridu enni cedide imane ve nikah. Allahümme inni uridu enni cedide imane ve nikah tecdiden. Bi kavli la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sadıkun adil emin. Bugün yatsıda dualar yaptım. Nikah tabi, sen yoktun. Ben yoktum abi. Sen yoktun, sen onlardan mahrum oldun. Bir de bize kahve yapmaktan mahrum oldun. Son şeyi okuyalım, meyve yiyelim. İyisiniz değil mi? Sıkmak istemiyorum. Yani aşure gibi bir ders bu. Buna ben aşure diyorum, kıraathane diyorum, bir de atölye diyorum. İmal ediyoruz bir şeyi. Birisi bir şey yapıyor, tekisi demir getiriyor, tekisi ateşe sokuyor, deliyor, orijinal para yapıyor. Atölye çalışması yapıyoruz. Kıraathane. Kıraathane dışarıdaki kahvehane değil. İsmini öyle koymuşlar. İlim yapılan yerdi. Kıraat, yani okuma yeri. Kumar oynama yeri değil. Her şeyi alt üst ettiler. Hayal içtik mi? Hayır. Hemen bir isim ve nam takmaya alışkanlığımızdan dolayı hayal hayalmiş. Sanki hallolmuş bir isim koydu. Hayal olmak isteyip de olamadığının yaşandığı alemdir. Son cümle. Bir daha. Hayal olmak isteyip de olamadığının olmanın yaşandığı alemdir. Düzünü okuyayım. Hayal noktalı virgül. Olmak isteyip de olamadığının yaşandığı alemdir. Hayal neymiş? Olamadı. Çok olmak isteyip de olamadın değil mi? Olamadın. Yani sahabe olamadın, kral olamadın, peygamber olamadın. Tamam? Şu olamadın mı? Bu olamadıklarının olabilme imkanını sana veren bir alemdir hayal. Ve neticesi aynı abi. Aynı. Bedene. Evet, neticesi aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Şeytan bizi kandırıyor. Çünkü ha hayalen gelsin film, resim,
Ha gözden gelsin, akıl için aynıdır. Gusulda aynısını yapıyorsun. Bugün de aşura dersi oldu. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.